Merhabalar Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Brinkton ile masaya oturan Avusturyalı Grilic ada ekibiyle anlaşma sağlayamadı. İngiliz basındaki habere göre Premier Lig ekibiyle görüşmeler sürdüren Grilic anlaşmanın sağlanmaması üzerine diğer seçenekleri değerlendirme kararı aldı. Hoffenheim'in mukavelesi biten bonservis elinde olan Florian, İngiliz kulübünden 1,5 milyon euro imza parası, 2,5 milyon euro maaş ve 4 yıllık mukavele istemesinin tarafların anlaşmasının önüne geçtiğini ifade etti. Sarı Kırmızılar bu gelişme üzerine Avusturyalı Yıldız ile bir kez daha masaya oturacak ve Grilic ile anlaşma zemini arayacak. Diğer yandan Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, Brezilyalı 10 numara için sportif direktörle bir görüşme yaptı. Sarı Kırmızılı yönetici Yıldız oyuncunun bonservisine karşılık 5,5 milyon euro önerirken diğer taraf 8. 8 milyon euro talep etti. Evander ile daha önce maddi konularda el sıkışan Erden Tümur, Midland'a 5.5 milyon euro bonservis önerdi ancak rakamı düşük bulan Greversen'in 8 milyon euro talep ettiği iddia ediliyor. Danimarka ekibinin kiralama ve satın alma opsiyonunu kiralama seçeneklerine sıcak bakmadığı ve yıldız oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek istediği ifade edildi. Bu transfer için çözüm arayan Erden Timur'un Evander konusunda mutlu sona ulaşmak için kararlı olduğu iddia ediliyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerin birkaç gün içinde devam edeceği gelen haberler arasında. 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7 veya 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Sambac'ın kulübüyle 3 yıl daha mukavelesi var. Midland Evender'i 2019'da 2,5 milyon euroya Vasco da Gama'dan transfer etmişti. Danimarka'da 3. sezonunu tamamlayan yetenekli oyuncu 150 resmi maça çıkarken 43 gol ve 34 asistlik performans sergilemişti. Diğer yandan İspanya basınına göre orta saha oyuncusu Deniz Suarez ile ilgilenen sarı-kırmızılar oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray'ın önceliği Evander olsa da Suarez için sarı-kırmızılı yönetimin girişimleri sürüyor. Geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla İspanya'da 38 maçta görev yapmıştı. İspanyol orta saha 2021-2022 sezonda 4 gol 5 asistik performans sergiledi. Barcelona formasıyla kupalar kazanan Suarez 71 kez Katalan ekibinin formasını terletti. Deniz Suarez Manchester City Barcelona, Arsenal, Villarreal ve Celta Vigo formalarda giydi. Orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Son olarak Galatasaray'ın forvet gündemine gelen yeni isim ise Lyon'un golcüsü Tino Cadevere. Fransız ekibi Lyon'un golcüsü Cadevere'nin sarı kırmızılara önerildiği ortaya çıktı. 2 yıllık daha kontratı bulunan oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Sarı Kırmızılar 26 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapıyor. Aynı zamanda teknik ekibinde oyuncuyu araştıracağı ve bir rapor hazırlayacağı bildirildi. Tino Kadever'e geçtiğimiz sezonu Le Havre'de kiralık geçirmişti. Yıldız oyuncu kariyerinde çıktığı 188 maçta 70 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Evet arkadaşlar Galatasaray gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.